Sahte para, sahte altın derken bir de sahte diplomayla karşılaştık. Sahtekarlar internette tam anlamıyla cirit atıyor. Diploma fiyatı 20 bin liraya kadar çıkıyor. Gecesini gündüzüne katıyorlar, yıllarca okuduktan sonra emeklerinin karşılığını diplomasını alıyorlar. Ama milyonlarca öğrenci ter dökerken kimileri de sahte diploma peşine düşüyor. Tabii ki yani bu bir haksızlık. Bu insanların ki biliyorsunuz 20 yıl sonra ortaya çıkan sahte tıp doktorlarına şahitlik ediyoruz. Tabii ki haksızlık, hatta tehlikeli de, yani bırakın haksızlığı, tehlikeli de. Ama işte mahkemeler, hukuk. Bu yüzden var. İşte hukuk ne kadar hızlı çalışırsa, bu insanlara ne kadar ağır yaptırımlar uygulanırsa bunların yapılma ihtimali de azalacaktır. Üniversite mezunu olmak için yıllar vermek, emek harcamak gerekiyor. Ter dökmeden, çalışmadan diploma sahibi olunamıyor. Ancak onun da sahtesi var. Bazı kişiler 4-5 yıl okumak yerine sadece bir siteye giriyorlar. Ardından istenilen formu dolduruyorlar ve parayı da gönderince hiç uğraşmadan diplomaları ellerinde oluyor. Diploma dediğiniz bir evrak, bir kağıt parçası. Bugün teknoloji daha da fazla gelişti. Çok daha bu tür evrak üretmek ve tıpatıp aynısını üretmek çok daha pratik hale geldi. Sahte diploma sitelerine girince sizi mesaj bölümüne yönlendiriyor. Biz de sitelerden birine mesaj attık ve anında mesaj geldi. Sahte diploma hazırlayanlar, fiyat 500 liradır, noter tasdiklidir. 2 gün içinde kargo, kapıda ödeme yok. Önce size taslak hazırlıyoruz, görüyorsunuz, sonra ödeme yapıyorsunuz, kargo ediyoruz. Birebir orijinal şekilde hazırlanmaktadır diye cevap verdi. Ardından başka bir siteye yazdık. Orta Doğu Teknik Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği'nin sahte diploması için 20 bin lira istendi. Diplomanın sahte olduğunun anlaşılamayacağı yönünde garanti verildi. İsim, soyisim, anne baba ismi, kimlik numarası ve doğum tarihi talep edildi. Ardından hesap numarası paylaşılarak 20 bin lira için ödeme istendi. Uzmanlar özellikle iş yerlerini uyarıyor. Dikkatsiz şirketler, işte böyle elemanın sunduğu evrakların kontrolünü yapmayan şirketler, bu tür diplomaların ilk işe girerken çalışma ihtimali olabilir. YÖK çok iyi bir sistem kurdu. Diplomanın seri numarasını girdiğinizde ona göre YÖK kendi veri tabanından kontrolünü yapıyor. Diplomanın gerçek olmadığı ile ilgili dönüş sağlıyor.